Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bakın ben çok güzel bir yerdeyim. Buraları size göstereyim. Burada güne başlamak güzel oluyor. Buraya bir tane dost edindim kendime bir tane. Oğlum sen pitbullsun. Bu mor tasma sana yakışıyor mu hiç? Daha çok küçük büyüyecek. Büyüyüp böyle birazcık yani ağzı pitbull olduğu belli olacağı zamanı çok böyle iple çekiyorum falan. Neyse bugünkü konu mastürbasyon ve vücut geliştirme. Ya şöyle başlamak istiyorum bu konuya. Hani boşaldığınız zaman o atılan meninin protein kaybettiğini, onun tamamen %100 protein olduğunu, sonra ne bileyim hani kesinlikle yapılmaması gerektiğini, kas onarılmasını zorlaştığını, vücuttaki protein eksildiğini, yeterli proteini vücudun yeter proteini karşılayamadığını falan düşünüyor insanlar. Çok basit ve kısa bir konu. Hemen zaten kısa keseceğim, sonra biraz sohbet ederim belki, sonra kapatacağım videoyu. Dostlarım, mastürbasyon yapmak veya seks herhangi bir şekilde protein kaybına yol açmaz. Aynı vücut kıllarının protein kaybına yol açmadığı gibi. İşte vücut kıllarınız uzun olursa gücünüz kısalır, işte gücünüz azalır, yok bilmem ne. Aynı onun gibi boş bir efsanedir yani. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi bunu yaptığınız zaman, mastürbasyon yaptığınız zaman veya seviştiğiniz zaman, yani seks yaptığınız zaman, yani olay bittikten sonra insanda bir böyle rahatlama oluyor, bir boşluk oluyor. Rahatlamayla da antrenmana, bilmiyorum ben gidemem yani, aranızda gidebilen var mı yani, onu yaptıktan sonra antrenmana gidebilen varsa harbiden tebrik ederim yani kardeşim. Yani gün içinde yapabilirsiniz, hatta spordan 2 saat önce, 3 saat önce, spordan hemen sonra, hiç fark etmez, istediğiniz zaman yapın. Ama sadece yani benim kendi az önce aklıma gelen bir şey, yani onu yaptıktan sonra gelen rahatlamada spora gitmek, hani spora gidemezsin yani, hani ağırlık kaldıramazsın, anladın mı? Yorgunluk, bitkinlikle, hani o yani rahatlamayla nasıl gideceksin spora? Biraz dinlenip öyle gitmen lazım. Yani spordan hemen önce yapmasanız iyi olur ama hani gün içinde yapabilirsiniz yani, öyle protein kaybı falan asla böyle bir şey yok. Bu konuyla ilgili yani kısa ve net bir konu aslında, hani kesinlikle öyle bir şey yok. Biraz önce bir çocuğun bir tanesi Instagram'dan sormuş, ben de cevaplayayım dedim. Corsi'yi çok merak ediyorsunuz, Corsi ile ilgili de bir video çekeceğim. Ama onu böyle çekmek istemiyorum işte. Salondan sonra beynimde korseyle çekmek istiyorum. Ama artık yapacak bir şey yok. Sanki böyle çekeceğim gibi görünüyor. Burası, buraya gelmek isterseniz, burası Muğla Akyaka diye bir yerde. Azmak. Azmak'ın bir kısmı burası. Burası bayağı bir uzun. Biz de Jimmy ile takılıyoruz. Jimmy. Daha ismini bile bilmiyor. Daha onun biraz daha büyüsün, kulaklarını kestireceğim. Daha kaç, 2 aylık falan. Kulaklarını kestireceğim. Güzel bir tiki bir köpek yapacağım onu. Zincir mincir takacağım böyle. Sonra bir şeyler yapacağız. Jimmy ile takılacağız. Jimmy bundan sonra benimsin oğlum. Aslan oğlum. Gözlüğü mü olmuş? Oğlum mor sana hiç yakışıyor mu mor? Ha? Bir pitbull'a mor yakışıyor mu? Kulaklarını böyle yapacağız senin. Kulaklarını böyle yapacağız. Evet. Dostlarım, umarım cevap verebilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Peace. Jimmy. Peace de oğlum. Peace de.